Dostlar 16 numarayla devam ediyorum arkadaşlarım. Hemen alıyorum şu 16 numarayı koyalım bakalım ne diyormuş ilk sorumuz. Burada da bölümlü bir ifade var arkadaşlarım. Bölümün türevini alacağız dostlar. D bölü dt yani şu parantezin içinin t'ye göre türevini alın diyor bize. Bakıyorum ki bölümlü bir ifade. Şimdi bölümlü türevi de nasıl yapıyorum? Birincinin türevini alıyorum. Yani üst tarafın türevi. Üst taraf birinci, alt tarafta ikinci. Birincinin türevi çarpı ikinciyi aynen yazacağım. Hemen yapalım. Birincinin türevi 2'dir. Çarpı ikinciyi aynen yazıyorum. 1 eksi t. Araya eksi koyacaksınız dostlarım. Şimdi ikincinin türevi. İkincinin türevi bakın t'nin katsayısı eksi 1. Çarpı birinciyi aynen yazıyorum. 2t artı 3 diyorum. Bölüsü var bir de bölümün türevinin. Bölüye de şu paydadaki ifadenin karesini yazacaksınız. 1 eksi t'nin karesi. Neymiş cümlemiz? Birincinin türevi çarpı ikinci. Birincinin türevi çarpı ikinci. Arada eksi var. İkincinin türevi çarpı birinci. Kocaman bölü. Paydanın yani ikincinin bir de karesini alıyormuşum dostlar. İşte budur sorumuzun cevabı. Hadi şimdi düzenleyelim. Şu 2'yi içeriye dağıtalım. 2 eksi 2t olur. Eksi ile eksinin çarpımı artı 1'dir. Artı 1 de buraya dağıtıldığında 2t artı 3 gelir. Bölü bakın buradaki 2t'ler gitti 5 kaldı yukarıda bir tek. Yani 5 bölü diyelim biz buna. 1 eksi t'nin karesi. O da birincinin karesi. 1, ikincinin karesi t kare, eksi birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı, eksi 2t. Sanki Edirne şıkkı çok benziyor değil mi dostlarım? Geldim 2 numaralı soruya ve yine diyor ki bölümün türevini al, x yerine eksi 1 yaz. Hemen dediğini yapıyorum ben de dostlar. Bölümün türevini alıyorum ilk önce. Birincinin türevi 3 x kare çarpı ikinciyi aynen yazıyorum yani x kareyi. Eksi İkincinin türevi yani 2x çarpı birinciyi aynen yazıyorum. X küp artı 2 bölü ikincinin karesi yani x karenin karesi o da x üzeri 4 yaptı. Şimdi x yerine eksi 1 yazın diyor. Yazalım. Eksi 1 karesi 1 olur. Karesi 1 olur. 3 geldi burası. Eksi var. Eksi 1 yazarsam eksi 2 ile çarpımı 2 olur. Eksi 1 yazarsam eksi 1, 2 daha 1 yapar. 2 çarpı 1'den artı 2 geldi. Bölü eksi 1'in dördüncü kuvveti de 1 yaptı. Yani cevabım 5 bölü 1'den 5 çıktı diyebilirim dostum. Geldim 3 numaralı soruya. Bakalım bu ne diyor. Fx'i vermiş, gx'i vermiş. F'in türevin, f bölü g'nin türevini istiyor bizden dostum. Hemen şöyle bir yapalım bakalım. Şimdi f bölü g dediği zaman önce şu üst tarafı bir dağıtalım mı içeriye? Şu 2'yi bir içeriye atalım. 2 artı 2x eksi x eksi x kare geliyor. Yani biraz toparlarsak 2 eksi değil artı x eksi x kare geldi. Şimdi f bölü g'nin türevi neydi kural? Birincinin türevi çarpı ikinci. Arada eksi var. İkincinin türevi çarpı birinci. Bölü g'nin karesi gelecek buraya da. Şimdi hadi birinci f'in türevini alalım. Şuranın türevini alıyorum arkadaşlarım. Şu kısım f'ti. F'in türevini alalım dostlarım hemen. Ne yapar? 1 eksi 2x yapar. 1 eksi 2x. Çarpı g'nin aynısını yazıyorum. X kare artı 2x diyorum. Eksi. Şimdi ikincinin türevi yani g'nin türevi 2x artı 2 yapar. Çarpı birinci. Birinci de şu. 2 artı x eksi x kare. Bölü g'nin karesi gelecek bir de buraya. Yani x kare artı 2x'in karesi gelecek. Şimdi x yerine 1 yazma zamanı. 1 yazarsak 1 eksi 2'den eksi 1. 1 yazdım. 2 de buradan geldi. 3. Yani ne oldu? Eksi 1 çarpı 3'ten eksi 3. 1 yazıyorduk. 2. 2 daha 4. 1 yazıyorduk. 2. 1 daha 3 yapar. 3 eksi 1'den 2 yaptı burası da. 4 kere 2 8. Eksi de var başında. Eksi 8. Bölü
1 yazıyordum. 1, 2 daha 3 yapar. 3'ün karesi 9. Eksi 11 bölü 9, yani Ceyhan şıkkı doğru cevaptır dedim. Son soruya geldim dostum. Bakın bu ne demekti? X 4, x eksi 4. F'in türevini al, şuranın türevini al, sonra da x yerine 4 yaz demekti. Hadi türevini alalım biz bunu. Birinci burası. Birincinin türevi. 2'nin türevi zaten 0. Direkt kök x'in türevini alacağım. Artık buna alıştık. 1 bölü 2 kök x geliyor. Çarpı ikinciyi yazıyorum. X artı 1. Eksi, ikincinin türevi 1'dir. Yazmaya gerek yok. Çarpı birinci. Kök x artı 2. Bölü diyorum. Bir de x artı 1'in karesi var burada. Hemen şimdi x yerine 4 yazalım. Şurada 4 yazarsam 2 diye çıkar. 1 bölü 4 olur burası. Çarpı. 4 yazarsam 5 gelir. Eksi. 4 yazarsam 2 diye çıkar. 2 de buradan var. 4 olur. Eksi 4 oldu. Bölü. 4 yazıyordum 5. 5'in karesi de 25 geldi. Hadi düzenleyelim. 5 bölü 4. 4 kere 4 16. 5'ten 16 çıktı. Eksi 11 bölü 4. Çarpı 1 bölü 25 geldi bu da. Eksi 11 bölü 100 çıktı. Sorumuzun cevabı dostlar. Evet, 16 numarayı da gömdük. Hemen 17 numarayı bir alalım bakalım. Kağıtlar da yapışmış birbirine. 17 numaralı köşe taşındayız dostlarım. Şu ne demekti? F'in türevinde eksi 1. F'in türevinde eksi 1'i yazınca 2 çıkıyormuş demekti. Hadi F'in türevini alalım. Şuradaki bölümlü ifadenin türevini alacağım. Şimdi birincinin türevi A çarpı ikinciye aynen yazıyorum. 2x eksi 1. Arada eksi var. İkincinin türevi 2 çarpı birinciye aynen yazıyorum. Bölü ikincinin karesi. Yani 2x eksi 1'in karesi. Şimdi x yerine eksi 1 yazalım. 2'ye eşitleyelim. Eksi 1 yazdım. Eksi 2 eksi 1 daha. Eksi 3a. Eksi 1 yazıyordum. Eksi a olur burası. Eksi 2 ile de çarpınca artı 2a. Bölü. Eksi 1 yazmıştık. Eksi 2. Eksi 3 karesi 9 geldi. Ve bu işlemin sonucu da 2'ye eşitmiş. Şurası eksi a yapar. Eşittir 18 olur. A eşittir. Eksi 18 çıktı dostum. Geldim 2'ye. Evet. F ve G türevlenebilir iki fonksiyon olmak üzere. G'nin türevinde 1'i soruyor. Hadi G'nin türevini alalım. Şimdi birinci burası. İkinci de burası. Birincinin türevi yani f'in türevinde x çarpı ikinci x kare eksi ikincinin türevi 2x çarpı birinci bölü bir de x karenin karesi x üzeri 4 yaptı. 1 yazın diyor şimdi x gördüğünüz yere. 1 yazarsak f'in türevinde 1 olur. F'in türevinde 1 3'e eşitmiş 3 çarpı 1 yazarsam 1 olur. Eksi 1 yazarsam eksi 2. 1 yazarsam f'de 1, o da 3'e eşitmiş, çarpı 3 oldu. Bölü 1 yazınca da 1'in 4. kuvveti 1 geldi. 3 eksi 6'dan, eksi 3 bölü 1'den, eksi 3 geldi sorumuzun cevabı. 3 numaradayım dostum. Bakınız burada direkt birincinin türevi, yok birinci çarpı ikincinin türevi. Yani şöyle yapmış, aslında bu birincinin türevi çarpı ikinci. Yani birinciyi G seçmiş, ikinciyi de F seçmiş. Bunun türevini almış zaten arkadaşım bu ifade. Ve bu da neye eşitmiş dostlar? 3 bölü X artı 2X'e eşitmiş. Şu kısım zaten bölümün türevinin açılımı olduğu için şu istenilen türevin açılımıdır burası. Direkt G bölü F'in türevi bu çıktı. X yerine de 3 yazın diyor. 3 bölü 3 olur 1. 2 kere 3 olur 6. 1 6 daha 7 çıktı sorumuzun cevabı. 4 numaradayım. Türevlenebilir f fonksiyonu için ifadesinin eşiti nedir diye soruyor. Önce payda eşitleyelim. Burayı x ile çarpalım. Şöyle oldu. F'in türevinde x çarpı x. X ile çarpınca eksi. Şurayı direkt f'de x diye yazdım. Bölü. Aşağısı da x kare oldu. Bakın bu da bölümün türevinin açılımıdır ki birincisi f'miş, birincinin türevi diye başlamış. Aşağıya da ikincinin karesi yani x'in karesini almış. F bölü x'in türeviymiş bu arkadaşlarım. Yani Denizli şıkkımız doğru cevapmış diyebilirim.
Evet, 17'de tamam. Çevirdik 18 numaraya. Parçalı fonksiyonda türev istiyor bizden. Şimdi f'in türevinde sıfırı bulun diyor. Sıfır bu aralıklardan hangisine giriyor? Üsttekine giriyor kardeşim. Sıfır 2'den küçük olduğu için bu aralığa giriyor. O halde fx fonksiyonunu ben eksi 3x seçeceğim. Peki f'in türevinde x ne olur? Türevini alırsam eksi 3. Artık x yerine kaç yazarsam yazayım? Sıfır da yazsam eksi 3. Başka bir sayıda yazsam eksi 3 çıkacak. O yüzden cevabım eksi 3 geldi. Diyor ki f'in türevinde 3 kaçtır? E şimdi f'in türevinde 3'ü bulmak için hangi aralığa bakmalıyım? Şuna. Çünkü 3 2'den büyük bir sayı olduğu için bunun türevini alacağım. Yani fx'i ne seçeceğim dostum? 1 bölü x kare. Hatta o da x üzeri eksi 2'dir. Hemen türevini alalım. Eksi 2 başa geldi. X üstünde de eksi 3 oldu. Şimdi x yerine de 3 yazarsan eksi 2 çarpı 3 üzeri eksi 3. O da eksi 3 üzeri eksi 3. 1 bölü 27 yaptı. Eksi 2 bölü 27 çıktı. Sorumuzun cevabı. 3 numaraya geldim. F'in türevinde 2'ye bakın diyor ama 2'ye soldan gidin diyor. Yani 2'ye soldan yaklaşın diyor. Şu değeri alacağım. 2'den küçük değerlere bakacağım dostum. Ne yapacağız hemen? F'in türevinde x'i bulacağız. Şunun türevini aldığımda neydi arkadaşım? Birinci soruda yaptım zaten. Eksi 3. Artık 2 de yazsam eksi 3 gelecek cevabım. Cevap Edirne çıktı. Şu soruya bakalım. F'in türevinde 2'ye sağdan yanaşın diyor dostlarım. 2'ye sağdan yanaşalım. Sağdan yanaşmak için şunu alacağız. Peki fx neydi burada? X üzeri eksi 2. Türevi neydi dostum fx'in? Eksi 2 çarpı x üzeri eksi 3. Şimdi 2 yazalım. 1 bölü 8 olur. Eksi 2 ile çarptığım için eksi 2 bölü 8'den eksi 1 bölü 4 çıkar. Yani cevap Ceyhan gelir. Bak ne çıktı burada? Sağdan türevle soldan türev eşit çıkmadı. Yani aslında bu fonksiyonun iki noktasında türevi yoktur diyeceğiz biz dostlar. Çünkü biri eksi... Evet, lafımız yarım kaldı az önce dostum. Video kendiliğinden durdu. Biliyorsunuz artık bu zart diye duruyor. Şimdi geldim 19. köşe taşımıza. Yine burada da parçalı fonksiyon yapacağız dostlar. Bakalım ne diyor. Biçiminde tanımlı fx fonksiyonu x eşittir eksi 1 gerçel sayısı için türevli olduğuna göre. Yani ne demek istiyor bu? Şimdi az önceki soruda yarım kaldı. Demek ki eksi 1 noktasında sağdan ve soldan türevleri birbirine eşit. Şimdi eksi 1'e soldan yanaşalım. Bunu alacağım. Hemen türevini alıyorum dostum bunun. 1 çıkıyor bunun türevi değil mi? Türevini alırsanız 1 geldi. Eksi 1'e soldan yanaştığımda. Peki sağdan yanaşalım eksi 1'e. Ne olacak bu durumda? M 2mx eksi n oluyor. Bu durumda da türevi. X yerine de eksi 1 yazın. E bu zaten 1. Bir şey yazacak bir yer yok. Eksi 1 yazarsam buraya da 1 eşittir. Eksi 2m eksi n geliyormuş. İşte bu sağdan ve soldan türevlerinin eşit olduğunu söylüyor. Şimdi türevleri eşit, bir de aynı noktada sürekli olması gerekiyor bu keratanın kardeşim. Sürekli olmak demek de soldan limitiyle sağdan limitinin eşit olması anlamına geliyor. Hemen eksi 1 için bir soldaki limitini buluyorum. Şurada x yerine eksi 1 yazalım. Eksi 1 artı 2m olur. Eşit olacakmış sağdaki limitine. Bir de burada x yerine eksi 1 yazalım. Eksi 1'in karesi 1 olduğu için m artı n oluyor dostum. Hadi m'i de buraya alalım. Eksi 1 artı m eşittir n çıktı. Şimdi getirip şurada da n yerine, şuradaki n yerine eksi 1 artı m yazalım. Şöyle oluyor. 1 eşittir eksi 2 m eksi 1 artı m. Eksi 1'i buraya aldım 2. Burası da eksi m çıktı. Yani eksi 2 eşittir m geldi. Peki m eksi 2 ise yerine yazarsak eksi 3 mü geliyor dostlarım? N eşittir eksi 1. Eksi 2 daha. Evet eksi 3 geliyor. Biz bir yerde bir hata yaptık. Nerede yaptık hatayı? Hemen bakalım. Şimdi bu bir kritik nokta. Eksi 1. Kritik noktamız burada. Eksi 1 kritik nokta olduğu için soldan limitiyle sağdan limiti birbirine eşit. Eksi 1 yazıyorum. Eksi 1 artı 2m oluyor. Eksi 1 yazıyorum. M artı n oluyor. Tamam.
M'i buraya atarsam eksi 1 artı M olur. N. Doğru. Şimdi soldan türevini alalım. 1 olur soldan türevi. Sağdan türevini alalım. 2MX doğru. Eksi N olur. Burada da X yerine eksi 1 yazdığımda eksi 2M eksi N olur. Eşittir. Bu da tamamdır. N yerine eksi 1 artı M yazıyorum. N yerine eksi 1 artı şurada bir sıkıntı var. N yerine eksi 1 artı M yazıyorum ama bunun başında da eksi var. O yüzden burası artı 1 olur. Burası eksi M olur. Şimdi oldu dostum. Şimdi bu birler de gitti. Eksi 3M eşittir 0 oldu. M eşittir 0 çıktı. Tamam. M 0 ise da N ne geliyor bu durumda? Eksi 1 geliyor. Şimdi oldu dostum. Bak bizden istediği nokta kritik nokta, gördün mü? Şuradaki nokta yani eksi 1. Buna kritik nokta diyorum. Eğer kritik noktaysa sağdan ve soldan türevlerini alacaksın. Yani hem üstteki hem alttakinden türev alacaksın. İkisinde de x yerine eksi 1 yazdığında birbirine eşit olacak. Şimdi onu burada yaptım. Şurada. Sonra bu yetmedi tabi, bitmiyor. Sağdan ve soldan limitleri de birbirine eşit olmalı. Yani sürekli olmalı. Dolayısıyla sağdan ve soldan limitlerini de birbirine eşitleyeceksin. Oradan da bir ifade buldum. İşte bu ikisini birleştirip değeri çıkarttık. Bakın şimdi burada bakalım bir de. Fx fonksiyonu her x sayısı için türevlenebilir. O halde 1 için de türevlenebilir değil mi? Bir kritik nokta. Hemen 1 için sağdan ve soldan limitlerini alıyorum. X yerine 1 yazın a eksi b. X yerine 1 yazın 1 artı 2a. Düzenleyelim bunu. A'yı buraya alalım. Eksi b eşittir 1 artı a geldi. Şimdi bu 1 dursun elimizde. Bir de sağdan ve soldan limit türevleri de birbirine eşit olacak dedik. Bu limitlere eşit. Şimdi türevlerine eşit diyelim. Türevini alırsam a. Türevini alırsam 3x kare artı 2a. Ve x eşit 1 için dediğim için 1 yazalım x gördüğümüz yere. 3 artı 2a olur. A eşittir. Eksi 3 çıkar burada. Peki a eksi 3 ise getirip yerine yazdım. Burası eksi 2. B eşittir 2 çıkar. Benden de a çarpı b'yi istiyor. Eksi 6 çıktı. Sorumuzun cevabı diyebiliriz artık dostum. Evet, 19 numarada böyleydi. Çevirdim. 20 numaradayız. Diyor ki birinci ve ikinci soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız. Peki cevaplayalım. Fx fonksiyonun türevli olmadığı noktaların apsisleri toplamı. Türevli olmadığı noktalar. Şimdi eksi 4'te türevli değil. Bir kere bakalım bak. Eksi 4 ile 8 aralığında. Eksi 4 ile 8 dahil değil zaten. O zaman buraya bakmama gerek yok. Normalde eksi 4'te türevli değil diyecektim ama bakmamıza gerek yok şu ikisine. Şimdi bu aralıkta türevli olmadığı noktalar. Bak nelere dikkat ediyorum. Eksi 2'de türevli değil. Yakaladın mı şurayı? 3'te türevli değil. Yakaladın mı dostum? Eksi 2'de de türevli değil. 3'te de türevli değil. Bir bunları yazayım ben. Eksi 2'de değil. 3'te değil. Başka? 1'de de türevli değil. Bak burada kırık çizgi olduğu zaman orada türevli değil kardeşim. Başka? 4'te de türevli değil dostum. Bak şuradaki 4'te de kırık çizgim var. 4'te de türevli değil. Başka neresi var? Bir noktasını söyledik. 1'de türevli değil. 4'te türevli değil. Bu kadar. Başka da yok işte. Türevli olmadığı noktalar bunlar. Bunları soruyor bize. Bunların da toplamı nedir diye soruyor. Toplayalım. 1 yapar şu ikisi. 1 daha 2 yaptı. 4 daha 6 çıkıyormuş dostum. Sorumuzun cevabı. Geldim 2 numaraya. X eşittir 1 de bakıyorum. X eşittir 1 burada ve az önce türevli değil dedim. Çünkü kırık. Sürekli olduğu halde evet süreklilik var, devam ediyor dümdüz değil mi burası? Şöyle boşluk yok en azından. Sürekli olduğu halde türevli değildir. Doğru, kırık çizgi olduğu için türevli değil. Bu gitti. X eşittir sıfırda, evet x eşit sıfırda fonksiyonum şöyle bir doğrusal fonksiyon. Türevlidir diyor, kesinlikle doğru. 4 ile 8 aralığında, şimdi şu aralıktakilere bakacaksınız. Şu arada kalan şu kısma bakın arkadaşlarım. Bu aralıkta her noktada türevlidir. Evet doğru, bakın bu aralıkta hiç böyle sıçrama noktası yok. Şuradaki gibi görüyorsunuz, şunlar yok.
Kırık çizgiler yok. Şurası kırık değildir arkadaşım. Bak burada tek bir noktada teğettir. Kırık çizgi değildir bu. Kırık çizgi şöyle olacak, tamam mı? Bu şöyle bir çizgi. Ovallik var burada. O yüzden burada türevi vardır bunun. Her noktada türevi vardır. Evet, bu da doğru. Demek ki cevabım hepsi doğru olacak. Hangisi? Edirne şıkkımız doğrudur diyebiliriz dostlar. Evet, şimdi 20'yi de gömdük. Burada duralım isterseniz dostlarım. Bir sonraki videomuzda biraz yoruldum. Saatte bayağı bir geç oldu. Bir sonraki videoda devam ederiz. Bu arada reklamı da çaktım buraya, gördünüz mü? Emrah Batmaz'ı da koymuşum buraya. Oh, güzel denk düştü. Hadi kolay gelsin goberler. Görüşürüz.